Partikül Matematik'ten herkese selamlar. 7. sınıflar 2. dönem 2. yazılısına hazırlık sorularıyla tekrar karşınızdayız. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi PRTK ile düzgün bir beşgenmiş ve PTK açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Yani şuradaki gördüğünüz X açısını soruyor. Bu sorudaki en önemli kritik noktamız beşgenin bir düzgün beşgen olmasıdır. Çünkü düzgün beşgenlerde hatırlarsınız tüm kenarlarımız eşit ve aynı zamanda da tüm iç açılarımız da eşitti. Yani aynı dereceydi. Peki kaç derece? Şimdi onu bir bulalım. Öncelikle düzgün beşgenin ya da herhangi bir beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Oradan yola çıkalım. Formülümüz neydi? n-2 çarpı 180 formülümüzü uyguluyorduk. Buradaki n dediğimiz şey de bu çokgenin kenar sayısıydı. Şimdi bu soruda bizim kenar sayımız kaç? 5. O zaman 5-2, 3, çarpı 180 yapacağız. 3 çarpı 180'den de karşımıza gelecek açı 540 derecedir. Bu 540 unutmayın. İç açılarının hepsinin toplamı. Yani 5 tanesinin birden toplamı. Peki bize ne gerekiyor? Bir tane iç açısı gerekiyor. O zaman bu 540'ı da 5'e bölelim. Ki bir tane açının kaç derece olduğunu tespit etmiş oluruz. Bir tane açımız kaç dereceymiş? 108 derece. O zaman şurada gördüğünüz şu tepe açısı 108 derece olacak. Aynı şekilde diğerleri de 108 derece ama onlarla çok bir işim yok. Çünkü ben x'e doğru gitmeye çalışıyorum. X'e doğru gidebilmem için de üstten başladım. 108 dereceyi koydum. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Üst tarafta bu PRT bir üçgen oluşturuyor. Aynı zamanda da bir ikizkenar üçgen oluşturuyor. O zaman biz ikizkenar üçgenin şu tepedeki ikizkenar üçgenin Tepe açısını bulduk. Yani 108 derece. O zaman geriye kalan şu iki açı ki bunlar birbirine eşit olması gerekiyor ikiz kenar olduğu için bulabiliriz o açıyı da. Ne yapacağız? 180'den 108'i çıkartarak bu iki açının toplamını bulabiliriz. O da 72 derecedir. E, madem ikiz kenar bunu ikiye bölerek her birinin kaç derece olduğunu da tespit etmiş olduk. Demek ki neymiş? Her biri 36 dereceymiş. E, şuradaki T açısı da beşgene ait bir açı olduğuna göre yani şurası komple aslında kaç olması gerekiyor? 108 derece olması gerekiyor. E bir kısmını yani üstte kalan kısmını 36 bulduğumuza göre 108'den 36'yı çıkartırız ve x'in kaç derece olduğunu bulmuş oluruz. Bakalım kaç derece gelecek? 8'den 6 çıktı 2, 10'dan da 3 çıktığında 72. Yani cevabımız 72 derece olacaktı ilk sorumuz için. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuzda yine çokgenlerle alakalı bir sorumuz. 15 kenarda bir çokgenden bahsediyoruz bu sefer. Yine düzgün bir çokgenden bahsediyoruz. Ve ilk sorumuz iç açılarının ölçüleri toplamı kaçtır? Şimdi iç açı ölçülerinin toplamı n-2 çarpı 180'den bulunduğunu az önce zaten yapmıştık. Burada tekrar etmiş oluyoruz. Bu sefer n yerine ne yazacağız tabii ki de? 15 yazacağız. Yani aslında 15-2'den burası 13 olacak. Dolayısıyla aslında 180 ile 13'ü çarpıyoruz. Evet, iç açıların ölçüleri toplamını bulduk. Cevabımız ilk soru için nedir? 2300 40 derecedir. Yani 15 kenarlı düzgün çokgen. Hatta düzgün olmasına bile gerek yok. 15 kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı 2340 dereceymiş. Şimdi geldik bir iç açısına. Eğer düzgün bir çokgen olmasaydı her açıya farklı bir değer düşebilirdi ve biz bir iç açısını bulamazdık. Dolayısıyla burada düzgün olduğunu bildiğim için bu 2340'ı 15'e bölerek bir iç açıya ulaşabiliriz. Çünkü her iç açı aynı derecede zaten. Dolayısıyla 2340'ı 15'e bölelim ve bir iç açısına ulaşmış olalım. Evet, bir iç açısını da 156 derece bulduk. Son sorumuza gelelim. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır? Şimdi köşegen dediğimiz şey neydi? Bir dörtgen üzerinde göstereyim bunu size. Örneğin şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Köşegen dediğimiz olay bir köşeden çıkacak, kendisine komşu olmayan, yani şu köşe ve şu köşe haricindeki diğer köşeye gidecek. İşte gördüğünüz gibi bir köşeden diğer köşeye daha doğrusu bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer köşeye gitmesi gerekiyor. Şimdi 15 kenarlı bir çokgen çizmemiz çok zor ve bunları da tek tek göstermemiz çok zor olduğu için bu bir köşeden çizilen köşegen sayısı formülünü bilirsek bu soruyu çok rahatlıkla yapabiliriz. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı formülümüzde n eksi 3'tür. Peki bunu nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin üçgeni düşünün. Üçgende herhangi bir köşegen çizmeniz mümkün değildir. Çünkü herhangi bir köşe seçtiğinizde kendisine komşu olmayan başka bir köşe bulamazsınız. E o zaman üçgende yani şuradaki n yerine 3 yazdığınızda sonucun 0 çıkması gerekir. E buradan da yola çıkarak kendinize n-3 formülünü hatırlatabilirsiniz. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Bizim sorumuzdaki kenar sayımız 15'ti. Dolayısıyla 15'ten 3 çıkarttığımda cevabı 12 bulacağım. Yani bir köşeden çizilen köşegen sayımız 12 taneymiş. Evet 3. sorumuza devam ediyoruz. Bir dairede alan sorusu. O merkezli şurada gördüğünüz O merkezli iç içe daireler verilmiş. Yani iki tane daire görüyorsunuz şekilde. AB kısmı 3 santimmiş. Yani şurası 3. BO kısmı da şurası da 2'ymiş. Olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle hem bunun alanını ayrıca hesaplayıp hem de bunun alanını ayrıca hesaplayabilirsiniz. Nasıl hesaplayabilirsiniz? Ortadaki şu mavi gördüğünüz dairenin yarısı taranmış. Dolayısıyla onun alanını bulup yarısını hesaplayabiliriz. Üstteki daire için yani şu yeşil taralı alan içinde en büyük daireyi hesaplayıp ikiye böleriz ve şu küçüğün de yarısını çıkartarak yeşili de bulmuş olabiliriz. Fakat anlatımımdan da fark ettiğiniz üzere bu yol bayağı bir uzun. O zaman biz gelin kısa yolu anlatmaya çalışalım. Şimdi öncelikle şu taralı alanla aslında şu beyaz alan aynı değil midir? Tabii ki de aynıdır. Çünkü O merkezli bir daire ve yarısı aşağıdaysa yarısı da yukarıdadır. O zaman ben diyorum ki şu mavi kısmı üstte olduğunu düşünelim ve aslında taralı alan şurada gördüğünüz o büyük dairenin üst kısmı gibi hesaplayalım. Yani aslında şu en büyük dairenin yarısını bulmamız bizim taralı alanların hepsini bulmamıza sebep olacak. Bir daha söylüyorum şuradaki mavi alanı buradan sildiğinizi varsayın ve bu mavi alanı üstteki yarıma taşıdığımızı düşünün. Dolayısıyla aslında biz o büyük dairenin komple yarısını hesaplarsak taralı alanların toplamını hesaplamış oluruz. Peki o zaman bu büyük dairenin alanını nasıl hesaplayacağız? Alan neydi? Pi çarpı R kareydi. Yani yarı çapın karesiydi. Peki bu büyük dairenin yarı çapını nasıl hesaplarız? Şu O noktası merkez. Merkezden çembere kadar yarı çapımız kaç? 5. Dolayısıyla pi'yi de 3 alıyormuşuz. 3 çarpı 5'in karesinden cevabımız 5'in karesi 25. 3 kere 25. 75 santimetre kare nedir? Dairenin tamamının alanı. Bana bu lazım değil. Bana bunun yarısı gerekiyor. Dolayısıyla da 75'i 2'ye bölersek cevabı bulmuş olacağız. Evet cevabımız 37,5 santimetre kare. Bunu bu şekilde de cevaplarda bulabiliriz. Veya. Aynı şekilde hiç bölmeden rasyonel olarak da 75 bölü 2 santimetre kare olarak da karşımıza gelebilir. Unutmayın ikisi de aynı cevaptır yani bir değişiklik yok. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet gördüğünüz gibi sadece bir çember var. Çemberin içinde bir üçgen çizilmiş ve ACB yay parçasının açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani sorduğu yeri şöyle tarayacak olursak. Gördüğünüz gibi A'dan yola çıktım, C'den geçiyorum ve B'ye kadar gidiyorum. Yani sorulan yer komple şurası. Peki ben bu yay parçasının derecesini nasıl bulabilirim? Şuradan bulabilirim. Eğer şu üçgenin tepe açısını bulursam üst tarafa doğru bakan kısmı bulmuş olacağım. Fakat bana burası gerekmiyor. E komple 360'tan şu bulduğumu çıkartırım ve geriye kalan şu ACB yayı elime gelmiş oldu. Peki o zaman şu tepe açısını bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat ederseniz o merkezli bir çemberde iki tane yarı çap çizilmiş. Biri burası biri de burası. Yani size çaktırmadan ikizkenar bir üçgen çizmişler. Dolayısıyla burası 24 ise hemen şuraya da 24 derece diyebilirsiniz. O zaman şu o açısını artık tespit edebiliriz. 24 ile 24'ü toplayalım. Cevap 48. Şimdi bu 48 ikizkenar üçgenin taban açıları. E, tepe açısını bulmak için ne yapıyoruz? 180'den 48'i çıkartıyoruz. Cevap 132. Bu 132 neresi? Şu tepe açımız. Yani aslında bizim işimize yaramayan kısım. Biz yarıyanı peki nasıl bulacağız? Ne demiştik? 132 derece çemberde istemediğimiz yer. İstediğimiz yeri nasıl buluyoruz? Tabii ki de Çemberin tamamı 360 derece biliyorsunuz. 360'tan 132'yi çıkartırsak aradığımız ölçüye ulaşmış olacağız. Evet, 360'tan 132 dereceyi çıkarttığımızda cevabımız 228 derece olacak. Yani aslında şu aradığımız taralı bölgenin açısı da kaç dereceymiş? 228. Bu arada bunu neden söyleyebiliyoruz? Çünkü bir çemberde merkez açının gördüğü yay merkez açıyla aynı derecedir. Yani burası örneğin 132 ve buradaki açının kollarından yola çıktığınızda çemberi kestiği bölge yani şurası buradaki açıyla aynı derecedir. Yani merkez açıyla görülen yay açısı aynı derecedir. Unutmayın. Bu yüzden de Arkasına da 228 kaldı diyebildik. Diğer soruyla devam edelim. Evet çember sorumuzda devam ediyoruz. Yarıçap uzunluğu 5 santim olan bir tekerlek 4 tam tur attığında kaç santimetre yol almış olur diye sorulmuş. Şimdi 4 tam tur attığındaki yolunu bulabilmem için önce bir tam turundaki yolunu bulmam lazım. Yani bir diğer deyişle aslında çevreyi hesaplamamız lazım. E çevre dediğimiz şey de çember için 2 pi r formülüyle hesaplanabiliyordu. Dolayısıyla verilenleri hemen yerine yazalım. 2 çarpı pi dediğimizi 3 vermiş. Yarı da ne olarak verilmiş? 5. O zaman buradan hemen 5 kere 2 10, 10 kere 3 30 cm bir tam turda aldığı yolu bulmuş oldum aslında. Dolayısıyla bunu 4 ile çarparak 30 çarpı 4'ten de 120 cm 4 tam turunu bulmuş oluruz. Evet geldik açı sorularımıza. BA ve DE birbirine paralelmiş. Yani şu iki ışının birbirine paralel olduğu söylenmiş ve buna göre de x kaç derecedir diyor. Şimdi bu iki ışın arasında gördüğünüz gibi 3 tane açımız var ve biz biliyoruz ki eğer bu şekilde paralel iki ışın arasında üç açı varsa bu üçünün birden toplamı 360 derece yapmak zorunda. O zaman elimizdeki malzemelere bakalım. 134 ve 96 var. Dolayısıyla bu 134 ve 96'yı bir toplayalım. Sonrasında da 360'tan çıkarttığımızda x açısını bulmuş olacağız. Evet, ikisinin toplamı 230'muş. O zaman 360'a varabilmemiz için ne yapıyoruz? 360'tan 230'u çıkartıyoruz. Cevabı 130 derece olarak bulabiliyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Evet, açılardaki ikinci sorumuzda bir başka açı kuralı ile ilgili yine d1 d2 birbirine paralel ve PRT açısı kaçtır diye soruluyor. Yani şurada gördüğünüz dar açının kaç derece olduğu sorulmuş. Şimdi bu da bir M kuralı aslında. Şurada gördüğünüz gibi bir M harfi oluşacaktır. Evet M harfini gördüysek eğer şunu söyleyebiliriz. Sağ tarafa bakan açıların toplamı yani şu 48 ve birazdan şu bulacağımız şuradaki açıyla beraber bu ikisinin toplamı sol tarafa bakan açıya eşit olmak zorunda. E o zaman hemen şu bulmak istediğimiz açıyı bulalım. Yani 180'den 152'yi çıkaralım. Evet demek ki bu arkasında kalan açı yani 152 derecenin arkasında kalan açı 28 dereceymiş. Şimdi artık şunu söyleyebilirim. Bu sorulan açıya da x dersek eğer x açısı eşittir 48 ve 28'in toplamına. Yani 28 artı 48 derece dersek eğer cevabı x açısını kaç derece bulmuş oluruz? Tabii ki de 76 derece bulmuş oluruz. Dolayısıyla x dediğimiz yani şu prt açısı 76 dereceymiş. Evet şimdi de bir paralel kenar sorusu çözelim. ABC'de bir paralel kenarmış. Gördüğünüz gibi paralel kenarda iki tane açı karşılıklı olarak verilmiş. Ve biz paralel kenar özelliklerini de ne biliyoruz? Karşılıklı iki açı birbirinin aynısıdır. Yani dolayısıyla bu 115 derece 5x artı 25'e eşit olmak zorunda. Evet bir dörtgen sorusu bir paralel kenar sorusu diye başladık olay yine denkleme döndü gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradaki denklemden x'i tespit edebiliriz. Bu 25'i hemen karşıya eksi olarak atalım. Yani 115 25 eşitmiş 5 x'e. 115'ten 25 çıkartırsanız 90 bulacaksınız. Dolayısıyla 5x'in 90 olduğunu söyleyebiliriz. E her iki tarafı da 5'e bölüp x'i yalnız bırakalım. 5'ler gitti x yalnız kaldı. Ve 90'ı da 5'e bölersek cevabı 18 bulacağız. Yani x açımız 18 dereceymiş. Evet bu dörtgen sorumuz biraz daha zor. ABCD bir dikdörtgenmiş ve alanı 56 cm kare olduğuna göre AEF'de yamuğunun alanı kaç cm kare diye soruluyor. Şimdi öncelikle gördüğünüz şu dikdörtgenin tamamı 56 cm kare olduğuna göre biz alanı nasıl hesaplayabiliyorduk? Kısa kenar ve uzun kenarın çarpımıyla. E kısa kenar belli. 4 çarpı Uzun kenar bilmiyoruz, o yüzden x diyelim. E, alanı da biliyoruz, 56 santimetre kareymiş. Dolayısıyla bu 4 çarpı x, x 56'ya eşit olmak zorunda. E, buradan her iki tarafı 4'e bölersek, eğer x'in, yani bir diğer değişle uzun kenarımızın 14 olması gerektiğini bulduk. E, dolayısıyla bu uzun kenar 14 olması gerekiyorsa, e, 9'unu da burası aldıysa, buraya ne kalmış olur? Tabii ki de. 5 santim kalmış olur. Şimdi artık ben AEFD yamuğumdaki üst kenarı ve alt kenarı biliyorum. E bu bir dikdörtgen olduğu için şurasının dik olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Yani bir diğer de işte yamuğun yüksekliğini de biliyorsunuz. O zaman geriye bilmeniz gereken tek bir şey kalıyor. O da yamuğun alan formülü. Yamuğun alan formülü neydi? Şöyle yamuk alan diyelim eşittir. Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. Bunları yükseklikle çarpıyorduk ve 2'ye bölüyorduk. O zaman tüm bilgilere sahip olduğumuza göre bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Alt tabanımız 7. Dolayısıyla 7 artı üst tabanımız 5. Çarpı yüksekliğimiz 4 ve bölü 2 yapıyoruz. 7 ile 5'i toplarsak eğer 12 çıkacak. 12 çarpı 4 bölü 2. Burada hemen bir sadeleştirme yapabiliriz. 4 ile 2'yi sadeleşti. 2 kaldı. 12 ile de 2'yi çarptığınızda 24 cm2 bulacaksınız. Ve bir sonraki soruya geçelim. Evet son sorumuz yüzdelerle alakalı bir soru. Hangi sayının yüzde 20 fazlası 96'dır şeklinde sorulmuş. Şimdi öncelikle biz her sayının aslında kendisi yüzde 100 olduğunu biliyoruz. Peki bu yüzde 100'ü yüzde 20 ile toplarsak çünkü yüzde 20 fazlalığından bahsetmiş. Cevabın yüzde 120 olması gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Çok kolay bir oran orantı sorusu. Tabii ki de yüzdelik azaldıkça sayının da azalması gerektiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bu bir aslında doğru orantı işlemiyle çözülebilir. Doğru orantıyı nasıl çözüyorduk? İçler dışlar çarpımı yaparak yani 120 çarpı x eşittir 100 çarpı 96 diyeceksiniz. Şuradaki sıfırları eleyebiliriz. 12 ile de 96'yı sadeleştirelim. İkisini de 6'ya bölsek. 12'yi 6'ya böldüğümde 2. 96'yı 6'ya böldüğümde de 16 çıkacak. E 2 ile 16 da tekrar arasında sadeleşir ve burada 8 kalır. Dolayısıyla x eşittir 10 çarpı 8'den 80 diyebiliriz. Evet bu soruyla beraber de ikinci yazılı hazırlık sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hepiniz yüksek yüksek notlar alırsınız. Bu arada videodaki soruları beğendiyseniz ve işinize yaradıysa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm yorum ve eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere.